Merhaba sevgili Feygucular, Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky'da birlikteyiz. Bir bölüm önce neler olmuştu? Bir önceki bölümde en son Chetot'la birlikte Brine mağarasına girmiştik. Gizli toprakları bulmak için. En son Chetot'un geçmişte savaştığı şeylerle karşılaştık. Bir tane Kabutops, iki tane Omastar. Chetot bizi korurken savaşta yenildi. Biz de onları yendik. Daha sonra Growlithe geldi ve mağarada ilerledik. Klan da Chetot'la ilgilenmek için geri dönmek zorunda kaldı. Sadece üçümüz ilerleyeceğiz ve gizli toprakları bulmak zorundayız. Buradaki amacımız da Luke'un elindeki taşla benzeşen bir tane şekil vardı bu mağarada. O yüzden buraya geldik. Bu bir ipucu olabilir diye düşündük. Ve şu an buradayız. Hey, burada su var diyor Luke. Bir saniye bekleyin. Burası bir su yatağı. Hey, şuna bak Crash. Mağaranın ağzı büyük okyanusa doğru açılıyor. Dışarıyı gölgeler yüzünden pek göremiyoruz. Bu doğru. Duvarların arkasındaki deniz görülebilir. Neredeyse akşam olmuş. Ve bu kadar zamanın bu kadar hızlı geçtiğini fark edemedik. Grovyle diyor ki dalgalar duvardaki boşluktan içeri doğru geliyor falan diyor. Ve Piplup arkasını dönünce bir şey görüyor. O, bu. Ne oldu Crash? Ne yolunda gitmiyor? Hey, şuna bak. Bu. Şöyle göstereyim. Şu şekli görüyorlar arkadaşlar. Bu benim kıymetli taşımın üstündeki şekille aynı. Ve Chetod'un bahsettiği şey de bu olmalı sanırım. Taşımı çıkartayım. Evet, garip bir ses duyuyoruz. Hey, benim taşım. Yukarıdaki şekil parlamaya başladı arkadaşlar. Duvardaki şey neden parlamaya başladı? Şöyle parlıyor. Eğer böyle oluyorsa bu taşa reaksiyon gösteriyor demektir. Aa! Ne oluyor lan? Evet, duvardan bir tane ışın çıktı ve denize doğru ilerledi arkadaşlar. Bu da neydi böyle? Benim dediğim diyor işte duvardan çıkan ışın denize doğru yayıldı diyor. Dışarıda neler oluyor ki? Evet, bir tane silüet bize doğru geliyor. Hey, bu da ne? Bir şey bize yaklaşıyor ve yüzüyor. Hop, Lapras geldi. Luke, Crash ve Growlithe. Doğru mu? Bizim isimlerimizi mi biliyorsun? Evet. Wigglytuff tarafından bu konuda bilgilendirildim. Wigglytuff sana mı söyledi? Duvardaki şekil bir tane dışarıya doğru ışın yolladı, denize doğru. Ve daha sonra bu olaydan sonra sen çıktın. Senin bize kim olduğunu söyleyebilir misin? Ben Lapras'ım. Ve gizli topraklar için sizin rehberiniz olacağım. Sen nesin? Bizi gizli topraklara götürebilir misin? Duvardaki şekilden bir tane ışını saldınız. Ve bu da gizli topraklara giriş izniniz olacak. Gizli topraklar denizin ötesinde bir yerde. Hadi arkama atlayın. Sizi gizli topraklara taşıyacağım. Hadi arkama atlayın. Sizi gizli topraklara taşıyacağım. Korkmayın. Korkmayın. Bu bilinlik bir durum değil. Ama sizin hepinizi arkamda taşıyabilirim. Demek ki denizin ötesindeymiş gizli topraklar. Crash, Luke, hadi gidelim. Denizin ötesine. Evet, maceramızı burada kaydediyoruz. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hastayım. İstanbul'un havası bana hiç yaramıyor. İstanbul'a gelince hep hasta oluyorum. Nereden bileyim? Eskişehir'in havasına alıştım galiba. O yüzden burun diyorum. Bölümde arada böyle burun çekme sesleri, böyle hapşırma sesleri falan duyarsanız yadırgamayın.
Bölüm 19 Gezi Topraklara. Evet, şu an akşam olmuş. İşte üst ekranda ay falan gösteriyor. Göstermeme gerek yok. Bu arada klanda. Guild Master. Chatot nasıl? O iyi olacak mı? Evet. Sadece uyuması ve iyileşmesi lazım bu gece için. Yarın da kesin iyi olur. Oo, iyi. Evet, duygusal müzikler alert. Bunu duyduğuma çok sevindim. Evet, üstümden büyük kalktı, evet. Hey hey, bu harika. Chatot iyi olacak. Guild Master. Ne oldu Sunflora? Guild Master, siz şunu söylemiştiniz. Chatot uzun zaman önce sizi kurtarmış. Bu olayı bize anlatabilir misiniz? Evet, olay şey buydu. Yukarıdaki Pokemon'ları gösteriyor tekrardan. Guild Master, dikkat edin. Kabutops ve gerizekalı arkadaşları bize çok aniden saldırdılar. Chatot bunu anladı ve beni direkt onlardan korudu ve daha sonra onlar tarafından dayak yedi. Ben de Kabutopsların klanını bu olaydan sonra yendim. Adama bak ya kral. Chatot dayak yiyince yani yenilince ben ne yapacağımı bilemedim. Ve panikledim çünkü Chatot'a yardım edemedim. Daha sonra Lapras ortaya çıktı. Lapras mı? Evet, Lapras. Lapras Chatot'u kurtardı. Evet, Lapras Raze'e gidiyoruz. Oo, anladım. Demek ki bu olaydan sonra Wigglytuff'la tanıştın Lapras. Evet, demek ki Lapras da aynı anda bu olayı anlatıyor. Filmlerde olan bir klişe arkadaşlar. Evet. Başta kendimi göstermeyi planlamıyordum ama daha sonra Chatot'u yerde öyle görünce fikrimi değiştirdim. Sadece yardım etmek istedim. Daha sonra Wigglytuff'a benim için bir şey için söz vermesini istedim. Bir söz mü? Evet. Hey hey, bu söz de neydi? Sanırım o gün Lapras bizim bir macera takımı olduğumuzu anladı. Ve bize bunları dedi. Biz sadece birkaç kötü niyeti olan haydut olsaydık bize bunları söylemezdi eminim. Veya biz sadece iyi niyeti olan bir macera takımı olsaydık. Onun sorduğu şey dünyanın iyiliği içindi. Ve lütfen bize şunları söyledi. Lütfen buradaki özel şekli daha fazla kurcalamayın. Yani bunu araştırmayın. Bizden bunu istedi. Yani sizin cevabınız neydi Guild Master? Wigglytuff benim isteğime kibarlıkla cevap verdi ve kabul etti. Ve Chatot'u iyileştirdiğim için bana teşekkür etti. Daha sonra bu olayı kurcalamayı bırakacağını söyledi. Demek ki olanlar buydu. Ama neden bunu istedin ki? Neden insanların taşı araştırmamasını istedin? Gizli topraklarda Dialga'nın yaşadığı Temporal Tower denilen bir yer var. Dialga zamanı kontrol eden o kulede yaşadığı için oraya giren ziyaretçilerin bu akımı bozacağını düşündü. Yani dengeyi bozacağını düşünmek tarzı bir şey arkadaşlar. Ve Dialga Temporal Tower denilen yeri korumayı planlıyordu. O yüzden gizli topraklarda yaşamaya başladı. Orada gizlendi ve orada zaman akışını kontrol etmeye başladı. Zaman akışı mı? Evet. Açıklaması zor ama o zamanın akışının kendisidir. Zamandaki boşluktur. Yani zamanda bir saniyenin bölümleri olan dakikalar vardır arkadaşlar. Anladım.
O yüzden orası bu kadar kolay bulunmuyor. Yani demek ki orası zamanda bir saniyenin içinde gibi görülen bir yer. Yani nadiren gözüken bir yer anladığım kadarıyla. Zamandaki bir boşluk. Kimse oraya gitmeye cesaret edemez veya kimse oraya gidemez. Hayır. Dialga oraya girmek için bir anahtar bıraktı. Bu da özel bir şekilde etkileşime giren gizli bir taş. Torkoal'ın hikayesini duyduktan sonra ve Luke'un gizli taşını öğrendikten sonra sonunda anlamıştım. Gizli topraklara bağ olan bu itemin taş olduğunu anlamıştım. Bu yüzden Brine mağarasına doğru gittim. Çünkü Lapras'ı görmek zorundaydım. Lapras'la buluştum ve neler olduğunu açıkladım. Zamanın nasıl durduğunu ve dünyanın nasıl acı içinde olduğundan ona bahsettim. Daha sonra Temporal Tower'a zaman çarklarının götürülmesi gerektiğini söyledim. Ve ondan nasıl gizli topraklara gidebileceğimizi sordum. Ona nasıl gizli topraklara gidebileceğimizi sordum. Yani daha sonra ne oldu? Lapras bana açıkladı. Ve bana şöyle dedi. O özel taş gizli topraklara gidecek kişileri seçer dedi. Özel taşın kendisi mi seçiyormuş bunu? Vay be, onun kendi iradesi mi varmış? Evet, öyle gözüküyor. Ve görünüşe göre bu özel taş Luke'u seçmiş. Hey hey hey, neden bu özel taş Luke'u seçmiş ki? Gerçekten bilmiyorum. Ve görünüşe göre Dialga Temporal Tower'a girmek isteyen kötü niyetli kişileri engelliyor. Yani bu yüzden taşa bu yetkiyi vermiş olmalı. Bu yüzden oraya gitmek için kalbinin temizliği çok önemli bir şey. Ve Luke gizli taşa sahip olduğu için Luke'un kalbinin temiz olması olası. Her neyse, biz artık yardım edemeyiz. Bundan sonra bu yük Luke ve Crash'e ait. Akatsuki takımı bu yükü taşımak zorunda. Ve şu an onlar gizli topraklara gidiyorlar. Ve eğer onlar bu işi başaramazlarsa yani onlara şu düşüyor: zamanın yok oluşunu kurtarmak. Kaydediyoruz. Hey Lapras. Evet. Uzun zamandır yüzüyorsun. Sen iyi misin? Ben iyiyim Luke. Endişelenmene gerek yok. Çünkü neredeyse vardık. Deniz. Görüyor musunuz? Şu an o bizim görüş alanımıza girdi. Ne? Uzaktaki ufuk. Denizin farklı olduğu noktayı görebiliyor musunuz? Oo, bu doğru. Dalgalar. Dalgaların hareket hızı tamamen değişti. Lapras, bu da ne böyle? Burası zamanın akışının şöyle diyeyim. Burası zamandaki boşluğun en köşedeki noktası. Yani burası gizli topraklara gidebileceğimiz portal. Abi bu sahnede tüylerim diken diken oluyor ya. Tamamdır, gidiyoruz. Oha. Manyak hızlandık. Lapras havalanmaya başladı. Ne? Lapras! Lapras uçuyorsun! Hayır. Bu Lapras'ın uçması değil. Buna uçmak denemez.
Biz denizin üzerinden zamanın akışına doğru gidiyoruz. Oha. Lapras. Burası orası mı? Burası gizli topraklar mı? Evet, burası gizli topraklar. Evet, içeri doğru giriyoruz. Abi çok iyi ya, cidden. Adamlar manyak senaryo yapmış yani bir Pokemon oyunu için. Keşke animede de böyle senaryo olsaydı. Evet, gizli toprakların üzerindeki bulutlar kalktı. Artık orası gidilebilir bir yer oldu. Burası... Demek ki burası gizli topraklar. Sonunda buraya vardık. Lütfen çevrenize bakın. Hey, bu da ne böyle? Bu... Şöyle göstereyim. Manzarada arka planda arkadaşlar yukarıda Temporal Tower var. Dialga'nın yaşadığı. Ama yukarısında böyle bir tane portal tarzı bir şey açılmış. Gökyüzü kıpkırmızı olmuş. Bu olabilir mi? Evet. Bu Temporal Tower. Ha, demek ki burası Dialga'nın yaşadığı yer. Demek ki oraya gitmek zorundayız. Ve zaman çarklarını oraya götürmek zorundayız. Ama yakından bakınca ya, bu yer sanki gökyüzünün üzerinde gibi duruyor. Oraya nasıl gideceğiz ki? Oraya gitmek için gökkuşağı kaya gemisine binmek zorundasınız. Gökkuşağı kaya gemisi mi? Ne kadar gayca bir isim. Evet. İlerlediğiniz zaman eski harabeler denilen bir yere varacaksınız. Ve orası eski mitolojik bir yer. Ve orada gökkuşağı kaya gemisini bulacaksınız. Ve o da sizi Temporal Tower'a götürecek. Teşekkür ederiz Lapras. Bu sizin için yapabileceğim en son şey arkadaşlar. Bundan sonra artık kendiniz maceraya devam edeceksiniz. Temporal Tower'ı bulmada size iyi şanslar. Tamamdır. Growl, Crash. Artık gideceğimiz yer yakında. Hadi oraya doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar burada oyunu save'leyip gizli topraklara doğru gizli toprakları konuşalım. Gizli topraklardayız zaten. Eski harabelere gitmemiz gerekiyor. Oraya gideceğiz. Uzun bir dungeon var önümüzde. Hazırız. Hazır gibi gözüküyoruz. Hadi gidelim. Gizli topraklar birinci kat. Birinci katta hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama bildiğim şey burada çok güçlü Pokemon'lar var. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Direkt ikinci kata gidiyoruz. Oha, Magmortar çıktı direkt. Hemen kaçalım. Üçüncü kattayız. Purugly ve Rampardos var arkadaşlar. Enerji Ball yedi. Rampardos öldü. Ben de Purugly'ye Fava Güneşli ya. Normal saldırı kullan yani. Furya atak. 47-48 vurdum. Bir enerji bol yedi. Öldü. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda hiçbir şey yok. Evet, dolu yağmaya başladı arkadaşlar. Abomasnow yüzünden olmalı. Tahmin ettiğim gibi adam burada. Alçar da attı. Oha ya. Bu saldırıları bizim iki bitki Pokemon'a da çarpı 2 vuruyor. En iyisi pek yapmak. Çünkü bitki Pokemon'u. Enerji bolu diye de öldü. İlerliyoruz. Hız kazandık. Agility sayesinde. Oyunda hız çok önemli arkadaşlar. Bunu daha önceden de söylemiştim. Yani Mystery Dungeon'da hız önemli bir stat. Belki Pokemon'da da önemli ama o kadar değil yani. Mystery Dungeon'da daha da önemli. O Tropius. Bu Pokemon çok sorun ya. Mega Drain. Gast yaptı. Of, çarpı 2. Ya bence ölmelisin artık. GGWP. Luke 33 level oluyor. Harika, level atladım diyor. Hop hop, statlar geliyor. İlerliyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki kata varıyoruz. Dördüncü kat. Cidden çok kötü hastayım ya. Evet, dig yaptı. Uçan Pokemon'u neden dig yaparsın ki abi? Pek. Evet, dig çok az vurdu. 8 mi? Kaç vurdu? Bilmiyorum. Bir pek daha. Tamam, Tropius'un işini bitirdik. Sonraki katlara doğru yola koyulalım ve bir an önce buradan kurtulalım. Karşımda Bastiodon muydu bunun adı, neydi? Bubble Beam atıyorum. İşlemedi.
Luke Egilit yaptı. Evet, Bastiyon olmuş. O Protek yaptı abi. Ne yapacağız şimdi buna? Ne yapabiliriz ki? Of, Slipseed'i kullanmam buna. Decoyor kullanıyorum. Evet, işlemedi, süper. Hay senin protektine tüküreyim, vurma ya. Yer değişiyoruz. Gerçi Luke'un canı da az ama. Neyse, ben biraz kalkanlık yapayım. Protek kapandı mı? Çok sorun bir saldırı ya, cidden Bubble Beam. 70 vurduk. Bir daha protek yapma. Ancient Power yedik. Hızımız bir kademe daha arttı. Bir tur daha Bubble Beam yapıyorum. Bastiodon'un işini bitirdik. Ben de 33 level oldum. Güzel. Grovyle 46 level. Şurada bir orb var. Ne olduğunu göremedim. Çok hızlı geçti. Yukarıdan ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sonraki kat 5. kattayız arkadaşlar. 6. kata gidiyoruz direkt. Şansıma çok Pokemon çıkmadı. Bir de burada canavar evleri falan oluyor. Çok sıkıntı. Gel bakalım Rampardos efendi. Sana Brine yapıyorum. Güzel, 49. Enerji bolu yedin. Otur aşağı. Elmayı alalım ve 7. kata gidelim. Burası 15 katlı mıydı? Öyle bir şeydi. Magmortar çok sıkıntı. Absorb işe yaramadı. Direkt su saldırısı Bright. Havada güneşli, fazla vuramıyorum. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Nereye varacağız bilmiyorum ama burası boş. O zaman aşağıdan gideceğiz. Nereye gideceğiz bakalım. Burada da bir şey yok. Yukarı bakalım. Karşıma bir Tropius çıktı. Umarım bitki saldırısı kullanmaz. Eglite. Hay senin ağzına tüküreyim ya. Umarım ölmem. Geber şerefsiz. Evet, itemim kullanılmaz olacaktı ki. Ya of, tuzağına tüküreyim ya. Direkt bir sonraki kata varıyoruz arkadaşlar. 8. kat. Ölürsem daha denemem ya. Onu da söyleyeyim yani. Şuradan bir gidelim. Nereye varacağız? Of. Neyse, direkt merdiveni bulduk. 9. kat arkadaşlar. Burada da bir şey yok gibi. Düşman çıkmasında al, Magmortar çıktı. Feint atak yaptı. Dik yiyecek şimdi. Dik yerse tek yer ama ben de şuradan bir Bubble Beam atayım ki işimizi riske atmayalım. Görüşürüz Magmortar. Buradan ilerliyorum. Manektrik çıktı. Of, buna dik kullanmak lazımdı. Ne yapabilirim ki? Bir elektrik saldırısı yersem tek yerim ya. Hadi bitirebilirsin Luke. Mega Drain yaptı. Normal vuruş aldı. Hadi evlat, enerji bol, GGWP. Hay itemine tüküreyim ya. Oo, konfüz olma ya. Bütün herkes mal gibi dönüyor şu an. Of. Hadi millet. Şurada bir item var. Neymiş? River Seed mi? Poor Seed denilen bir item, ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum valla. Şurada da bir Seed var. Belki River Seed çıkar ya. Sleep Seed çıktı. Güzel. 10. kata geldik. Halen daha dolu yağıyor. Abomasnow Snow yüzünden. Merdiveni arıyorum. Hadi ya, uğraştırma. Valla burada ölmek istemiyorum. 10 kat geçtikten sonra ölmek istemiyorum. Karşımda bir Kralidos var. Rampardos, pardon. Bubble Beam attım. Of, Pokemon'un isimlerini unutuyorum bazen. Yukarı doğru yardırıyoruz. Hadi lanet merdivenler, neredesiniz ya? Al işte Abomasnow. Enerji bol yedi. Woodhammer. Oo, tehlikeli. Tehlikeli bu saldırı. Vallahi ölüyordum ya. Vallahi ölüyordum. Oha, Dragonite geliyor. Yuh. Abi bu ne ya? Bütün güçlü Pokemon'lar toplanmış. Bubble Beam. 92 vurdum. Çünkü pasif yeteneğim Brine sayesinde. Bir de Peck atalım. Güzel. Oran beri falan da yok değil mi itemlerde? Vallahi da yok. Ayvayı yedik. Vallahi ayvayı yedik. Çok savaşmamam lazım benim, yoksa öleceğim arkadaşlar. Al işte. Mecburen Brine yapacağım. Hadi çarpı 2 falan. Rose yaptı. Canını arttırdı. Bir tane daha Brine yapıyorum. Öl. Hadi abi zarlamayın ya. Gideyim bir an önce. Aşağıda mı acaba? Burada orplar var. Rebound orp ve bilmem ne orp bulduk. Yukarı doğru çıkıyorum. Merdiven burada. 11. kattayız. Çok az canım var. 23 canım var. Purigli ile ben uğraşamam. Oha, bir de Garchomp var yani. Yuh. Yuh. Ne yapıyorsunuz oğlum siz?
Abi adamı kesmeyin. Ya siz ne şerefsiz Pokemon'larsınız ya. Bubble Beam. Evet, birini tekledik. Şunu da işini bitirsem tamamdır. Hadi bana vurma, döverim. Al sana da bir Bubble Beam. 54 nedir abi ya? Güzel. Hadi ölmeyin gençler, geçelim şurayı ya valla. Al işte. Enerji bol. Yardım geliyor, Bubble Beam atıyorum hemen. Cidden çok zorlu bir yer yani, bütün güçlü Pokemon'lar burada toplanmış. Ah, takımdan ayrıldım, harika değil mi? Bakayım herkesi birleştirecek bir şey var mı? Vallahi da yok. Ben neredeyim ki ya? Çok boktan bir yerdeyim. Abi ölmeyin, ne olur ölmeyin ya, ne olur ölmeyin ya. Oha, oha ya. Abi şunu ölmeyin. Ne yapıyorsun Gro? Abi Groyle ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Neden vurmadın ya? Evet arkadaşlar, gizli toprakların 11. katında yenildik. Büyük ihtimal burası 15 katlıydı. 4 kat kalmıştı, yenildim. Ama bir sonraki bölümde burayı büyük ihtimalle geçeceğimi düşünüyorum. Düşmanlar ne kadar güçlü olsa da. Gizli topraklardan sonra eski harabeler denilen bir yere varacağız. Oradan hiçbir şey olmadan gökkuşağı kaya gemisine bineceğiz. Ve Temporal Tower'a gireceğiz. Ve zaman şartlarını oraya yerleştirince zamanı kurtarmış olacağız. Pokemon'ları kurtarmış olacağız. Görevimiz basit. Umarım yapabiliriz. Umarım gizli toprakları geçebiliriz. Cidden bölümde rahatsız edici sesler çıkardıysam kusura bakmayın. Çok fena hastayım. Tekrarlıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Elveda. Neden elveda? Hiçbir fikrim yok. Boş verin.